Kime sorsan evinde bir oda eksik demişti Özdemir Asaf. Yani her zaman bir eksiğimiz, bir ihtiyacımız vardır. Ekonomi, iktisat bilimi de bunu söyler. Sınırsız ihtiyaçların yanında sınırlı kaynaklar. Peki isteklerimiz neden bitmiyor? Her geçen gün, her geçen zaman farklı farklı istekler içimizde yer ediniyor. Belki de biz büyüdükçe içimizdeki boşluk artıyor ve biz o boşluğu azaltmak için başka şeyler istemeye başlıyoruz. Ve şöyle bir sorunumuz var. Biz isteklerimizi karşılamadıkça hep eksik kalıyoruz. Hep yarım kalıyoruz. Eksik hissediyoruz. Örneğin bir arkadaşımız Melih Cevdet Anday'dan şöyle bir şey paylaşmış. Ne yalnızken birim ne de seninle iki. Yalnızken bir değilim, seninleyken iki değilim. Aslında eksik hissetmek eksik olduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü bizde sadece ihtiyaçlarımız istek haline gelmiyor. Biz ihtiyacımız olmayan şeyleri de istek haline getirebiliyoruz. Nasıl ki istediğimiz yiyecekleri, gıdaları buzdolabımızda tutuyorsak, istediğimiz giysileri gardırobumuzda tutuyorsak, ihtiyacımız olsun olmasın isteklerimizi de istek dolabımızda tutuyoruz. Buzdolabını her tarafa götüremiyoruz. Gardırobumuzu her tarafa götüremiyoruz. Ama biz nereye gidersek gidelim, istek dolabımız her zaman bizimle birliktedir. Ve bizi sıkıntıya sokan durumlardan biri de budur. İstek, istemek aslında bunlar son derece normal şeyler. Problem isteklerimizi ihtiyaç haline getirip, ihtiyaç olarak görüp onların bizde yarattığı eksikleri, gedikleri, çukurları doldurmaya çalışmamız ya da dolduramayıp mutsuz olmamız. Biz farkında olmasak da aslında alışkanlıklarımız, rutinlerimiz de bizde ihtiyaç haline geliyor. Mesela spor yapmak güzeldir ama siz kendinize ben her gün 50 tane şınav çekeceğim hedefini koyduğunuz zaman ve bunu bir süre sonra alışkanlık haline getirirseniz bunu yapmadığınız zaman kendinizi eksik hissediyorsunuz. Huzursuz hissediyorsunuz. Çünkü onu yapılması gereken bir şey olarak kendinize lanse ediyorsunuz. Her gördüğünüzde gülümsediğiniz veya selam verdiğiniz birine bir defa gülmeseniz, bir defa selam vermeseniz hayatınızda bir şeylerin eksik kaldığını veya ters gittiğini düşünürsünüz. Yani aslında hayatımızdaki bazı şeyler, belki de birçok şey bu şekilde yapay olarak bizim ürettiğimiz şeylerdir. Yapmak zorunda olmayıp da yapmayı alışkanlık, ihtiyaç haline getirdiğimiz şeyler yapmadığımız zaman bizde huzursuzluk, eksiklik yaratıyor. Belki de bu yüzden çok hesaplı, her şeyini hesaplayan insanlara imreniriz. Onlar gibi olmak isteriz. Zamanlarını, paralarını, ilişkilerini, ihtiyaçlarını, çalışmalarını, ödevlerini planlayan insanlara gıptayla bakarız. İnsan bazen bir kenara çekilmeli, ara vermeli. Hayatına şöyle bir dışarıdan bakmalı. Eğer kendisini koca bir çukurun içinde görüyorsa hayatında yeni bir sayfa açmalı.